Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fincanda pamuk gibi yumuşacık nefis bir kek tarifi vermek istiyorum. Fırını olmayanlar bu tarifi deneyebilir. Gerçekten fırında yapılan keklerden çok daha güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarifimizin yapımına geçiyorum. Öncelikle karıştırma kabımıza 2 tane yumurtayı alalım. Yumurtalar oda sıcaklığında olsun. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ilave edip mikserin en yüksek devrinde beyazlaşıp köpürene kadar çırpalım. Tarifte kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 100 milim küçük çay bardaklarından. Evet, tam da bu kıvama geldikten sonra artık diğer sıvı malzemelerimizi ilave edebiliriz. 1 çay bardağı sıvı yağım var, onu ekliyorum. 1 çay bardağı süt kullandım, onu da ekliyorum. Yine kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 100 milim. Mikserin düşük devrinde şöyle bir karıştırdıktan sonra artık unumu ve kakaomu ilave edebilirim. 1 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. 2 yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde kakaomuz var. Onu da ekleyelim. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilini ekledikten sonra artık kek harcımızı unla birlikte güzelce karıştıralım. Tamamen homojen bir kıvam elde edelim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Unu koyduktan sonra çok yüksek devirde çalıştırmayın mikseri. Yumurtanın o kabarıklığı sönebilir. O yüzden düşük devirde çalıştırmak önemli. Dilerseniz bir el çırpıcısıyla ya da bir spatula ile de karıştırabilirsiniz. Kek harcımızı çırptıktan sonra artık fincanlarımızı yağlayabiliriz. Ben büyük boy kahve fincanları kullandım. Eğer küçükse fincanlarınız 7-8 tane çıkacaktır. Dilerseniz Nescafe fincanları oluyor, biraz daha büyük. Onunla da hazırlayabilirsiniz. İlk aşamada fırçayla kahve fincanlarımızın her tarafını güzelce yağlayalım. Daha sonra kek harcımızdan artık koyabiliriz. Çok fazla doldurmayacağız. Şöyle 1-2 parmak aşağı kalacak şekilde doldurmanız yeterli. Şimdi orta kısmına da ben birazcık kahvaltılık sürülebilen çikolata koyacağım. O yüzden bunun üzerine biraz daha koyacağım bir sonraki aşamada. İsterseniz ortasına böyle bir parça çikolata koyup tablet çikolatalardan sufle gibi de hazırlayabilirsiniz. Ben bu şekilde bu sefer kahvaltılık çikolata koymak istedim. O şekilde inanılmaz güzel oldu. Evet, şöyle yaklaşık yarım tatlı kaşığı kadar çikolata koyuyorum. Dediğim gibi markası fark etmez. Herhangi bir kahvaltılık çikolata koyabilirsiniz. Evet, şimdi üzerini kapatmak için çok az bir şey daha kek harcımdan koyuyorum. Çok az bir şey kekim kaldı. Onu ayrı 2 fincana daha koydum. Onu da farklı bir şekilde pişirdim. Çünkü biraz kek harcım arttı. Onu da belirtmek istiyorum. Evet, şimdi şöyle derin ve yayvan bir tencereye hazırlamış olduğumuz fincanlarımızı koyalım ve daha sonra pişirme işlemine geçeceğiz. Biraz derin olursa tencereniz, pişirme aşamasında da kabaracağı için daha rahat bir şekilde pişireceksiniz. Evet, şimdi kaynar suyu yarısına kadar olacak şekilde dolduralım. İçine su kaçmamasına dikkat edin. Tam böyle fincanların yarısına kadar gelmesi yeterli olacaktır. Ben kettle'da kaynatıp ekledim. Soğuk olmasın, sıcak olursa daha hızlı bir şekilde pişecektir. Evet, şimdi artık fincanda keklerim hazır pişmek için. Tenceremizi ocağın üzerine aldıktan sonra 3 dakika böyle açık bir şekilde bekleyecek. Ocağın altı şu an yüksek ateşte. Kaynamaya başladıktan sonra böyle tıkır tıkır ses gelecek. Ve ocağın altını kısık ateşe alalım. 3 dakikanın sonunda artık kapağını kapatıp temiz bir bezle sarın kapağı, buharlarını emsin kekin. 7 dakikada aşağı yukarı bu şekilde bekleyecek. Ocağın altını mutlaka kısa alın kaynadıktan sonra. 7 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi keklerimiz hızlı bir şekilde kabarmış ve pişmiş.
Burada toplam pişirme süresi 10 dakikayı buluyor arkadaşlar. Verdiğim süreye ve püf noktalarına uyarak pişirirseniz sizlerin de böyle puf puf kabaran harika kekleriniz olacaktır. Evet, keklerimi tencereden çıkardım. 10 dakika kadar dinlendi. Sonrasında üzerine pudra şekeri eleyip hemen sizlere iç dokusunda göstermek istiyorum. Gerçekten ocakta yapılabilecek en güzel kek tarifi. Ortasında böyle koymuş olduğumuz çikolata da hafif böyle sufle görünümü veriyor. Lezzeti zaten muhteşem. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle böyle fırını olmayanlar benden çok fazla tarif istiyor. Bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. 10 dakika içinde çok güzel böyle kabaran, tadı muhteşem bir kek hazırlayabilirsiniz. Evet, bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamış olursunuz. Tarifle ilgili sorularınız varsa lütfen onları da yorumlar kısmından bana yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.